Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte DJI Tello drone'u kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz DJI özellikle drone konusunda çok farklı şekillerde, çeşitlerde modelleri olan bir marka. Aynı zamanda aksiyon kamerası ve gimbal, DJI Osmo Pocket gibi ürünleri de bulunuyor. DJI Tello markanın en ucuz ve en uygun fiyatlı drone modeli. Feel the fun diyor. Yani eğlenceliyse daha çok çocuklar için ya da hani drone öğrenmek için, drone kullanmayı öğrenmek için bu konuda ya da drone kullanmak isteyen ama böyle hani pahalı şeylerle de sıkıntıya girmek istemeyenler için tasarlanmış bir model. Aynı zamanda şimdi burada görüyorsunuz Intel Insight diyor. İşlemcisi Intel tarafından geliştirilmiş ünlü bilgisayar işlemcisi üreten marka. Bir de Scratch'la bu ürünün kodlama yapabiliyorsunuz. Bazı özelliklerini geliştirebiliyorsunuz. Çocuklar için güzel bir özellik. Özellikle de bu evde kaldığımız bugünlerde. Arkasını çevirelim. Burada farklı farklı özellikler yazıyor. 13 dakika uçuş süresi varmış. 720p video çekebildiğini söylüyor. Havada durma özelliği, asılı kalma özelliği. Farklı farklı uçuş modları varmış. Kolay kullanım vesaire vesaire gibi birçok şeyi burada yazıyor. Uygulamayı da hem Google Play için hem de App Store için bir uygulamasının olduğunu da söylüyor bizlere. Şimdi ben de sizler gibi ilk kez DJI Tello'yu kutusundan çıkartıyorum. Bakalım nasıl bir ürünmüş. Daha önce bir DJI'nin Mavic Mini'sini kullandım. Çok memnun kalmıştım ondan. Gerçekten de güzel bir üründü. Ama amatörler için geliştirilmiş bir üründü. Bu üründe, bu drone da benzer şekilde amatörler için geliştirilmiş bir drone. Evet işte buradan kutudan çıkıyor şu anda. Hazır mıyız? Evet, çok güzel bir kutu yapılmış bu arada. Şöyle açıyorsunuz. Evet. Yedek pervaneler bunlar muhtemelen. Evet. Yedek pervanelerimiz burada. Kenara kaldıralım. Kullanım kılavuzumuz. Anlatıyor burada işte. Bu arada bunun ismi Tello Rise diye de geçiyor. Bilginiz olsun. Ama ben Tello demeyi tercih ettim. İşte burada garanti belgesi, garanti kağıdı falan gibi şeyler de var. Türkiye'de Bilkom güvencesiyle satılıyor bu ürünler arkadaşlar. Bu arada DJI'nin ürünleri. Oradan almanızı ben öneriyorum. Başınız ağrımaz veya bir sıkıntı olduğu durumlarda en azından karşınızda bir muhatap bulursunuz. Ürün burada. Yedek pervane verilmesi iyi. Ayrıca pervane içinde koruyucular da var. Her biri için bir tane olmak kaydıyla güzel koruyucular da var. Biliyorsunuz bunlar amatör olarak kullandığınızda sağa sola çarpabiliyor. İlk çarpışta da bu pervaneler kırılmasını istemezsiniz. O yüzden böyle bir koruma kalkanına olması güzel olmuş. Kameramız burada. 5 megapiksel fotoğraf çekebiliyor bu kamera ve 720p video kayıt yapabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Çözünürlük yeterli mi? Bence yeterli. Yani amatör kullanım için fazlasıyla yeterli. Tabii ki işte Full HD olsun, 4K olsun falan da isteyebilirsiniz ama o zaman da cihazın fiyatı artacaktır. Onu söyleyeyim. Bu arada 100 metre mesafeden kumanda edebiliyorsunuz ürünü. Telefon uygulaması üzerinden bir telefon uygulaması var. Buraya şurada bir yuva var. Görüyorsunuz boşluk burası. İçi. Buraya da bu pili takıyoruz herhalde. Evet. Pilimiz de burada. Şöyle yakından da göstereyim pilimizi. Bu pili içine takıp herhalde kullanacağız gibi geliyor. Şöyle evet. Şöyle taktık. Micro USB kablomuz var. O da şarj için kullanılıyor herhalde. Bakalım o nerede? Onu da direkt pile bağlıyoruz sanırım. Çünkü bu, şurada varmış pardon. Şu an görüyorsunuz. Micro USB bağlantısı şu kutusundan çıkan kabloyla şarj ediyoruz. Ama cep telefonu şarjı vesairesi de olur. Eğer uyumlu bir telefonunuz varsa onu da şarj edebilirsiniz. Şöyle tutup çektiğimiz zaman pilde çıkmış oluyor. Şurada galiba yanlış görmüyorsam evet bir bellek kartı yuvamız var. Şöyle şuradan takıyoruz muhtemelen. Bunun dışında ben biraz özelliklerden bahsedeyim. Az önce söyledim. HD video kayıt yapabiliyor. Yani 1280x720 piksel 30 fps 5 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. MicroSD bellek kartı yuvası var. 64 GB'a kadar bir kapasitemiz sunuyor bize. Intel işlemci olduğunu söyledik. 80 gram da ağırlığı var. Yani ağırlık yok diyebiliriz arkadaşlar. 80 gram da bir ağırlığımız söz konusu. Uçuş hızı ise saatte 8 metre. Fena değil böyle bir ürün için. Pili göstermiştim az önce. 1.1 amper, 3.8 voltluk bir pilimiz var. Tahmini satış fiyatı ise biz bu kutu açılımını yaptığımız 22 Nisan'da 650 lira civarındaydı.
Tabii ki daha ucuza da ürünler var arkadaşlar ama ucuz ürünler ilk uçuşta paramparça oluyor. Ben daha önce onlardan da test etmiştim. Hatta böyle 50 liralık, 100 liralık dronları da test etmiştim. İlk uçuşta duman oluyor veya 3 kere uçurduktan sonra 4. uçuramıyorsunuz. Bence eğer ciddiyseniz bu konuda ve bu konuda kendinizi geliştirmeyi istiyorsanız dronlar konusunda DJI'nin bu Tello Horizon drone'u güzel bir drone. Bence buna bir bakmanızı öneririm. Detaylı bir inceleme gelecek. Bugünlerde evlerdeyiz. Sokağa çıkamıyoruz. Koronavirüs yüzünden evlerde kaldık. Ama ev içinde çıkabildiğim zamanlarda ev dışında da yaptığımız çekimlerle yine karşınızda olacağım. O gün gelene kadar DJI Tello drone ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altındaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. İnceleme videosunda bütün sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.